Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Savaşay, lideri olduğu A takımını hem öksüz hem de yetim bıraktı. Tüm sevenlerini de gözü yaşlı. Savaşay'ı en iyi kim anlatabilir? Elbette Savaşay. Usta gazeteci bugün son yolculuğunu uğurlandı. Usta kalem için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah gazetesinde, ikinci törense Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı. Sevenleri usta gazeteciye veda etmek için buluştu. Ulaş Canay, babasının deklanşörüne binlerce kez bastığı fotoğraf makinesini boynunda taşıdı. Savaşay'ın hayat hikayesini anlatan Sinevizyon gösterimi hüzünle izlendi. En uzak köylere tahta, tebeşir götürdü A takımı. Yakın kentlere derslik, masa, sandalye taşıdı. Adı şiir olan mektepler yarattı. Ardından sahneye çıkan dostları usta gazeteciyi anlattı. Savaşay'ın vasiyeti üzerine ninni şarkısını söyleyen kız kardeşi Işıl Ay herkesi ağlattı. O yayı kirpikler. Usta gazetecinin tabutu ardından Fatih Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tanınmış simalar katıldı. Allahu Ekber. Savaşay, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi yeni bir bedelli askerlik yasa teklifini meclise sundu. Kanun teklifinin ayrıntılarını basın toplantısında anlatan Hamza Çebi, hükümetin yaptığı bedelli askerlik düzenlemesinin beklentileri karşılamadığını iddia etti. Hamza Çebi, sundukları teklife göre yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olanların bedelli ödemeden askerlik yapmış sayılacağını ifade etti. Yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olan gençlerimiz hiçbir bedel ödemeden zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır. Yıllık geliri 14 bin 1 lira ile 25 bin lira arasında olanlar 7500 lira bedel ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaklardır. Yıllık geliri 25 bin 1 Türk lirası ve daha fazla olanların 15 bin Türk lirası bedel ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacakları teklifte düzenlenmektedir. Bütün bunlardan yararlanabilmek için 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle askerlik çağına gelmiş olduğu halde ve 28 yaşından gün almış olduğu halde askerlik hizmetini henüz yapmamış olanlar bu kapsamdan yararlanacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Konsey toplantısında konuştu. Toplantıda küresel ve bölgesel sorunların ele alınacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Cenevre 2 konferansının Suriye'deki savaşı bitirmeye yönelik önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Suriye Çalışma Grubu'nun etkinleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kaos ve şiddetin egemen olduğu Suriye'de, çatışmanın taraflarıyla konuşmak ve Cenevre sürecine aktif destek vermek, Sosyalist Enternasyonel'in sorun çözme kapasitesini ve gücünü ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bir önceki konsey toplantısında kurulması kararlaştırılan Suriye Çalışma Grubu etkinleştirilmelidir. Aydınlık bir geleceğe yürüyüşümüzde yolumuza ışık tutan ortak ilkelerimiz ve kendi ülkelerimizdeki farklı mücadele deneyimlerimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizleri ilerici, demokratik ve çoğulcu bir anlayışla çözmemiz için yeterli birikimi bize sağlamaktadır. Tayfunun vurduğu Filipinler'de bilanço her geçen saat artıyor. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ülkede 4 milyon kişi gıda, barınak ve temiz su yardımı bekliyor.
Uluslararası toplum ülkeye insani yardım ulaştırmak için harekete geçti fakat tayfunun yol açtığı yıkım nedeniyle bazı köy ve kasabalara ulaşılamıyor. Filipinli askerler yağmacılara karşı polise yardımcı olmak için Tacloban'a gönderilirken felakette ölenlerse toplu mezarlara gömülüyor. Ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde yaşayan 600 bin kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Antalya Kumluca'da meydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre başka bir araçla yarışan sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince marketin önünde oturan Osman Akdeniz'e çarptı. 77 yaşındaki Akdeniz çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobilse marketin önünde bulunan beyaz eşyaya ardından da park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Bacağı kopan yaşlı adam hayatını kaybederken kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi. Kavgada bir polis memuru ve 3 öğrenci yaralandı. Basın açıklaması yapmak isteyen bir grup öğrenci ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında bir polis memuru ve 3 öğrenci yaralanırken üniversitede güvenlik önlemleri alındı. Amerika'da bir ilk yaşandı. Kamu alanında sergilenen ilk Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümünde açılan bronz heykel, ünlü heykeltıraş Jeffrey Hall tarafından yapıldı. Elinde Atatürk'ün yapıtı nutuğunda bulunduğu 2 metre boyundaki heykel ilgi gördü. Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, gece yarısı geldiği camiyi ateşe verdi. Camiye girerek elindeki yanıcı maddeyle halıları tutuşturan şahıs bir süre alevleri seyretti. Genç, yangının büyümesiyle olay yerinden ayrılırken ihbar üzerine camiye gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü. 100 bin liralık zarara neden olan zanlı tutuklanırken olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ümraniye Tem otoyolunda aşırı hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından da takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Tem otoyolunun Sabiha Gökçen Havalimanı yönü tek taraflı trafiğe kapandı. Araçta sıkışan kazazedeler, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Trafikse ters dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Suriye rejimine bağlı güçlerin Dera kentindeki bir mahalleyi füze ve top ateşine tuttukları iddia edildi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca sivil yaralandı. Yaralılar çevrede bulunanlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olanlarsa civar illerdeki tam donanımlı hastanelere sevk edildi. Samsun'da kasksız motosiklet kullanımının önüne geçecek bir buluşa imza atıldı. Sürücü akıllı kaskı kafasına takmadan motosiklet çalışmıyor. Çalışır haldeki motosiklet ise akıllı kask çıkarıldığında duruyor. Kaskı geliştiren Dünya Mucitleri, Evrensel Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı Mustafa Yiğit sistemin nasıl çalıştığını anlattı. Takmadan çalışmaz.
Bu gördüğümüz cansız bir şey yani. İnsan değil, elektrik yok. Bunu bunun üstüne koyduğumuzda dahi çalışmaz. İlla canlı doku olacak yani, elektrik. Şu şekilde. Bu şekilde çalışır. Çıkarttığımız zaman direkt stop eder. Çanakkale'de 8 yıl aradan sonra bebek sevinci yaşayan çift, Golden Heart hastalığıyla dünyaya gelen Nemirhan'ın sağlığına kavuşmasını istedi. Şaban ve Filiz Sarıkaya çifti, 8 yıl süren tedavi sürecinin ardından bebek sahibi olmanın sevincini yaşadı. Adını Emirhan koydukları bebeklerinin çok nadir görülen Golden Heart sendromuyla doğduğunu öğrenen Sarıkaya çifti adeta yıkıldı. Bir gözü ve bir kulağı olmayan 10 aylık Emirhan bebeğin elmacık kemiği ve boyun kasları da gelişmedi. Çaresiz aile bebeklerinin 1 yaşına girmeden ameliyat olması gerektiğini belirterek yardımseverlere seslendi. Bu zamana kadar birçok doktora, her şeye, her yere başvurduk. Artık ameliyat aşamalarımız geldi ama ameliyatla ilgili her şeyini araştırdık, her şeyini öğrendik. Sadece maliyet açısından maddi durumumuz el vermediği için orada tıkanıp kaldık artık. Ama son artık 1 yaşına girmeden önce bazı rahatsızlıkların ameliyatlarının olması gerekiyor. Bunları da öğrendik bu arada. Şu an 1,5-2 ay içerisinde ne olursa artık son aşamasında ameliyatlarımızın başlaması gerekiyor.